Bugün büyük gün ha. Dayımı gördün mü? Nasıl değiştirdi gündemi? Ya evet, ya o nasıl bir teşekkür konuşmasıydı öyle ya. Çok acayip. Aynen aynen beyler. Bu iş tamamdır. Dayım ceptedir ve cebimizdeki yangını da söndürmüştür. Kesinlikle katılıyorum. Artık 12 milyonu falan hayatta isteyemez. Bir de bizi evden çıkarma niyeti olsa. Bu kadar insanın önünde böyle bir teşekkür konuşması yapar mı abicim? Yok. Ya, ya yapmaz da ama annemle babamı evden çıkarma ihtimali var hala. Hayır hayır. Niyeti o olsa bile bu bulduğu aile sıcaklığından sonra ona girişmez bile. Senin o ağzın bal yüzünden. Yüzün. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz yine de bu durumu dayıma çok çaktırmayalım, tamam mı? Çok hissettirmeyelim. Yani bizim bu saf sıcak duygularımızı maddi kaynaklı düşünmesin. Ki öyle. Ki kesinlikle değil. Ha tabii. Pardon. Dur, tamam dur, tamam dur. Ya en azından başında öyleydi diyelim, bunun güleceği çıkacak çünkü. Tamam tamam tamam. Tamam. Sürekli kıkırdama ya. Tamam abicim. İşte adama hissettirmeyelim, ayıp olmasın. Ne yapıyorsanız yapın sonra. Şimdi onun bu jestine karşılık bizim de bir şey yapmamız, bir teşekkür etmemiz lazım. Çiçek mi göndersek? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Teşekkür ederiz dediğin işte, teşekkür edin. Ha öyle oluyor mu? Tamam, teşekkür etti. Karşılık olarak teşekkür edeceksiniz. Bu kadar basit.